Bağlama hakkında merak edilenleri yayınladığımız bölümlerin geldik 72.sine. Yine her zamanki gibi üst tarafta bir link belirdi. O link vasıtasıyla diğer bölümlere de erişebilirsiniz. Evet bu bölümümüzde cura bağlamaların tellerinin nasıl değişeceğine dair bilgiler aktaracağız. Uygulamalı sizlere göstermiş olacağız. Onun öncesinde gerek kısa uzun sap cura bağlamalar olsun, gerek telleri olsun takım halinde bunların satışını yapıyoruz arkadaşlar. Bir ara videonun altındaki açıklama bölümünde yer alan satış sistemimize de göz gezdirirsiniz. Evet daha önce de bu arada iki video daha yayınlamıştık. Kısa sap ve uzun sap cura bağlamaların uygulamalı olarak akortlarının nasıl yapılacağını sizlerle işlemiştik. O videolarımızı da mutlaka ve mutlaka inceleyin arkadaşlar. Evet ben biraz tel yapılarından bahsedeyim. Kısa ve uzun sap çoraba bağlamaların ardından hızlıca değişimine geçelim. Şimdi normalde cüro bağlamaların e, tekneleri küçük olduğu için e, tiz sesler daha fazla çıkar. Çünkü amaç nedir? E, tiz sesi almaktır. Cırlak dediğimiz o sesleri ince sesleri almaktır. O yüzden de tel kalınlıklarının ince olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela e, 0-16 dediğimiz tellerin kullanılması gerekiyor. Standart olarak işte e, kısa uzun sap bağlamadaki 0-18, normalde kullanılmıyor. Ama piyasada artık 016 16 teller çok yaygın bulunmadığı için çok fazla üretimi olmadığı için biz ne diyoruz? 018 telde kullanabilirsiniz. Kısa sap düzeninde olan cura ve uzun sap düzeninde olan cura bağlamalar için. Ya da kısa sapta 018, ee işte uzun sapta da, da 020 teller kullanabilirsiniz ama tabii ki de bam telleri takılmıyor. Amaç o cırlak ince sesleri almak olduğu için. Mesela en alta 0.18 ortaya orta teller 0.30 yanlışım varsa düzeltin. En üstte de yine 0.18 teller takılabilir arkadaşlar. Uzun sapta da bu şekilde olabilir 0.18 0.30 0.18. Akordun durumuna göre işte kullanacağın ton nasılsa ona göre de tel ayarlaması yapabilirsin. Şimdi vakit kaybetmeden yapabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden uygulamalı olarak değişimin nasıl olacağını sizlere aktaralım. İlk etapta şunu söylemem gerekiyor. Normalde imalatlarda tezgahın üstünde mengene oluyor. Mengeneye sıkıştırılarak bağlama e, teller takılıyor. Ama bizde mengene olmadığı için biz dizlerimizi kullanacağız. İki dizimizin arasına şöyle tekneyi yerleştireceğiz. Yere de koyabiliriz şöyle. Şöyle bir yükselti de olabilir. Dikkatli bir şekilde zaten küçücük bağlama. E, şimdi ilk etapta... Eski entellerimizi sökmemiz gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken detaylar var. İstersek ortadaki iki tane teli bırakalım. Eşik yerinden hiç kaymamış olsun. İstersek işte birini sökelim, takalım. Tekrar diğerini sökelim, takalım. Yani söktak söktak yapa yapa gidelim. Burada karar sizindir arkadaşlar. Ben orta telleri bırakacağım. Zaten bakın şöyle burguları şöyle çıkartıyorsunuz yavaşça. Teller tık diye kendiliğinden çıkmış oluyor. Orta telleri dediğimiz gibi bırakacağız. Şöyle burguyu çıkartıyoruz. Bakın çektik, tık diye çıktı. Aşağısı gibi değil. Evet, diğer ince telimizi de şöyle söküyoruz. Teller şu şekilde meydana çıkmış oldu. Şimdi şu dip tarafta sökülüşe dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları çift doladığımız için sırasıyla Mesela en üstten şöyle başlayabiliriz. Burada yapmamız gereken şeyi anlatacağım ben sizlere. Bakın arkadaşlar teli burada şöyle kendinize doğru. Şöyle hafif hafif kendinize doğru ittirerek ortaya çıkartmanız lazım. Arkadan boşluk verecek şekilde. Tabi yanınızda şöyle bir yan keski olursa işiniz daha da kolay olur. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela burada bir boşluk yaptıktan sonra bununla da teli çekebilirsiniz. Dikkat edeceğiz o dip eşiğini orada teli bırakmayacağız. Bakın şöyle bir durum aldı. Bakın çekiyorum buradan teli şimdi şöyle göstereyim. Yavaş yavaş geliyor. Ya da bunu yapmaktansa şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Teli biraz kesersiniz şöyle arkadaşlar. O zaman çıkartmanız daha da kolay olabilir. İnce tel olduğu için dediğim gibi iki dolama olduğu için burada aslında şu çıkma olayı biraz bizi zorlayacak. İçeride tel bırakmamamız gerekecek. Buna dikkat ediyoruz. Evet. Şöyle telin boşluğunu biraz da tırnak yardımıyla alıyoruz. Bakın. Burada teli açtım. Üst tarafta böyle bir tel kırılması kuş gözü gibi oldu buna dikkat edeceğiz. Şu şekilde çıkartmış oldum yuvadan. Yani yuvada tel bırakmayacağız buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hızlıca telleri sökelim. Ardından da sırasıyla takmaya başlayalım. Evet ben hızlıca ince telleri söktüm. Sadece ortaları bıraktık dediğimiz gibi. Bu orta eşikte yerinde şu anda. Eğer bu yerinden kayarsa genellikle altında nokta oluyor, işaret oluyor. Olduğu yere getirirsiniz. Şimdi telleri sırasıyla takacağız. Tel takımımızı aldık. Üzerinde tel sıralaması yani nasıl takılacağına dair bilgiler var. Akort sistemleri de var. Zaten içerisinden 4 tane ince, 2 tane de orta tel kalın olarak çıkacak. Bam teli dediğimiz gibi kullanmıyoruz bunlarda. Evet, şöyle gösterelim. Şunlar orta teller. Zaten elle ince belli oluyor şöyle kalınlıklarından. 4 tane ince tel de bir olarak sarılmış. Şimdi şunları bakın parmaklarınızı şöyle tellerin içine koydunuz. dışa doğru şöyle bu uyguladınız ve bütün teller açıldı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. 018 piramit teller de takabilirsiniz buna. Takım haline getirebilirsiniz. Bir tanesini aldık tellerim. Çelik teller biraz kıvrım kıvrımı olduğu için e, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ilk yapacağımız şey istersek en, üst, en üstten başlayalım, istersek en alttan başlayalım. Hiçbir şey fark etmez. Şunu yapmamız gerekli. Dip eşiğinin olduğu yerden teli Alttan şöyle yuvasını tabi bulabilirsek bulduk. Geçiriyoruz. Bakın arkadaşlar tek seferde burayı geçirdim. Sonra bu ucu ince tel olduğu için akordum bırakıp telin kaymaması için telin boşa çıkmaması için tekrardan yuvadan geçiriyorum ve şöyle bir hal alıyor. Bakın görebiliyor musunuz? Evet. Tekrardan geçirdik. Hemen ardından da İki parmağımızın arasına o ucunu yerleştirdik. Bakın burada iki parmağımızın arasında da tel gözükmüyor. Hemen hemen tutacak kadar. Arkadan şöyle baş parmağımızın ucuyla önden de işaret parmağımızla şöyle bastırdık. Bakın arkadaşlar şöyle bir kanca oluşturduk. Görebiliyor musunuz? Yakınlaştıralım. Bakın şöyle bir kanca oluşturdum telin ucunda. Bu kanca diğer teli alttan sıkıştırmak için bana yardım edecek. Teli biraz çekiyorum. Bakın getirdim telin ucunu. Önce şöyle iki tane ikiye ayrılmış oldu. Yavaş yavaş anlatalım. Tel şöyle ikiye ayrılmış oldu. Ben ne yapacağım? Bu kancaya taktığım teli yuvaya yerleştireceğim. İlk etapta arkadaşlar şöyle yavaş yavaş bir çekeceğim teli. Bakın burada ince tel olduğu için kıvrım kıvrım olabiliyor yerine koyduktan sonra şu bölümde ikisinin iki telin yan yana geldiğine dikkat etmem gerekiyor. Bir yandan da bakın baş parmağımın ucundaki etli kısımla çekiyorum onu bırakmıyorum. Çünkü şuraya bastırayım. Bırakırsam kıvrım kıvrım olur. Kuş gözü olur ve kopma riski çok olur. Şimdi bunu bırakmadım. Çok hafif bir şekilde tuttum. İki dizimin arasına tekneyi sıkıştırdım. Şöyle yapalım. Şimdi bu burguya takacağım. En üst ince olduğu için 1, 2, 3, 4 varmış gibi düşüneceğiz. Yan keskimizi alacağız burada. Bakın arkadaşlar şuradan kesiyoruz ama teli tutuyoruz. Teli bırakmadık. Bakın tel hala elimizde aşırı çekmemize gerek yok. Buna dikkat edelim. En üste takacağız. Şu şekilde yuvadan geçirdik. Arkadaşlar tırnağımızın ucuyla bakın şöyle göstereyim sizlere. 1 santim olacak kadar tele bastırıyorum. Şu şekilde olsun. Evet Arkadan teli tekrar doluyorum. Bakın bir, iki, tur ata ata devam ediyor teller. Çok fazla dibe yanaşmaması için aşağı hemen sarmayacağım. Bir göreceğim nerede kaldığını. Şimdi bakın arkadan teli tutuyorum. Şu arkadaki iki parmağım teli tutuyor üç parmağım. Yavaş yavaş hem burguyu bastırıp hem de çeviriyorum ve telleri Takmış oluyorum, teli takmış oluyorum. Burada üst eşikte yuvasına yerleştirdim. Çok fazla burayı hemen sıkmayacağım, ee, tel patlayabilir. Hemen geldim burada yerine baktım. Evet oturmuş, eşik yerinde. Bu şekilde ince telimizi taktık. Bir tane daha takalım pratik olarak, diğerlerini hızlı bir şekilde geçelim orta tele varacak şekilde. Evet, şöyle incesini dikkatlice ayıkladık. Tekrardan, tekrardan burada ince tel olduğu için teli alttan taktım. Bir kere daha aynı yuvaya iki kez olmak kaydıyla taktım. E, telin ucunu kanca haline getirdim. Ki e, burada diğer teli sıkıştırabilelim diye. İnce teli aldım tekrardan. Kancaya sıkıştırdım. Bakın şu şekilde yuvaya getirdim. Hafiften bastırıyorum parmağımın ucuyla. Şöyle yerine oturmuş oluyor. Yine burada dikkat etmemiz gereken şey e, iki telin yan yana gelmesidir. Yan yana e, teli getirirseniz e, telin kırılma kopma riskini de azaltmış olursunuz. Şimdi yine iki dizimizin arasına aldık. Yan keskimizi de aldık burada. Bakın arkadaşlar buraya takacağız. İkinci kısma. 1, 2, 3, 4 burgu varmış gibi biraz yukarıdan tabii ki de yan keskimizle kestik bunu. Teli bırakmıyoruz. Teli hiç bırakmıyoruz. Bakın hemen ardından da burguya yine aynı şekilde teli geçirdim. 1 santim kadar tırnağımın ucuyla ezdim burada teli. Sonra da arkadan yine dolandırarak şöyle yavaş yavaş burguya sararak yerine oturtturuyorum. Bakın şöyle bir hal aldı. Yine geriden teli tutuyorum. Yerine yerleştirdim. Çok fazla sıkmayacağım orta eşikte yerine gelmiş mi? Burada teller üst üste gelmiş mi diye bakacağım. Gayet güzel. Şimdi hızlıca ben en alt inceleri de takayım sonra ortalardan bahsedelim. Evet ince tellerimizi de taktık. Yani alt telde olan ince telleri de taktık. Şimdi düzenli bir şekilde orta eşikte yuvasına, üst eşikte yuvasına getirdik onları. Taktığımız tellerin burgusuna da çok hafif bir şekilde şöyle üstten bastırıyoruz arkadaşlar şu inceleri. Burgular bir otursun yerinden çıktı ya çok fazla da aşırı sıkmıyoruz. Biraz bekleyeceğiz. Şimdi orta tellere geliyoruz sırasıyla. Tabii şöyle çektiğimizde orta teller çıkacak. Şunu da şu şekilde alacağız. Burada e, bu orta teller tek sefer dolandığı için bizim işimizi kolaylaştıracak. Şöyle arkadan bakın iteklediğimiz zaman teller tık diye çıkıyor. Yan keski yardımıyla bunların uzunluklarını biraz kısaltacağız ki rahat gelsin. Şuradan kesiyoruz. Evet. Şöyle alttan da çekersek yan keskiyle dikkatli bir şekilde kesmeden onları içerisinde tel bırakmayız ve bu şekilde teller çıkar. Evet orta tellerimizi de yine parmaklarımızı şöyle içine koyduk dışa doğru çevirerek açıyoruz. İki tane çıkacak. Birini kenara koyduk şöyle. Evet. Şimdi bunlar da tek dönüş yapacağız. İnce teller gibi bunlar da kayma olmaz. Alttan telimizi geçiriyoruz şöyle. Alttan tel geçtikten sonra ucunu tek seferde kanca yapmamız lazım. Tekrar teli yuvasından geçirmiyoruz. Bakın arkadaşlar. Tekrar tel yuvasından geçmedi. Tek seferde kanca yaptım. O kancanın altından telimi geçirdim. Şu şekilde bir hal aldı. Hemen ardından şöyle yuvasına oturtturuyorum onu ve ikinci parmağımı veya birinci parmağımı şöyle bastırıyorum ve çekiyorum. Bakın tel kendini topladı. Teli bırakmıyorum. Şurada kaldırdığım burguya doğru yanaştıracağım. Hangi burguya takacağız? Şu en üstteki en soldakine takacağız. O yüzden bunun biraz daha dışında ilerisinde kesmek lazım teli. 1-2-3-4 burgu varmış gibi düşünerek. Mesela şöyle bir şekilde keseceğiz. Biraz yukarıda olacak. Hemen ardından da bunu yine şöyle getirelim yakına. Burguya yerleştiriyoruz. Teli geçiriyoruz. 1 santim kadar burada eziyoruz teli tırnağımızın ucuyla. Geriden yine diğer ince tellerde yaptığımız gibi geriden şöyle burguya sırasıyla sararak yuvasına yerleştiriyoruz. Evet. Hafifçe bastırdım bunu. Orta eşikte yerine koydum. Üst eşikte yerine koydum. Şimdi diğerini de hızlıca takalım. Evet şu an itibariyle görmüş olduğunuz gibi orta telleri de e, taktık, değiştirdik. İnce telleri de değiştirdik ve komple bir takım haline gelmiş oldu. Evet birkaç detay daha var. Onlardan da bahsedelim. Evet tellerimizi değiştirdik. Duymuş olduğunuz üzere ehali ile telleri yeni değiştirdiğimiz için akordu da yerinde değil. Şimdi dediğimiz gibi burguları çok hafif bastırmamız lazım. Çok hafif de şöyle kopartmayacak şekilde burguları sıklaştırmak gerekiyor minnacık hareketle sonra tekrardan bastırabiliriz evet Başta da dediğimiz gibi cura bağlamaların e, akordunun nasıl yapılacağına dair videolar yayınladık. Oradan da e, bunların sistemli bir şekilde akortlarını yapabilirsiniz öğrenip. Şöyle bir konu var. Teller yeni değiştirildiğinde belki birkaç gün düzen vermeyebilir. Hem şu dip eşikte oturması hem de burguda oturması zaman alabilir. İlk gün zaten e, çok fazla uğraşmayın sizi de yorar arkadaşlar. Sürekli akort bırakır e, oturana kadar ama ertesi günlerde böyle daha da bir oturaklı olmaya başlar bunu da unutmayın aklınızda olsun. Evet umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle.